Öncelikle hepinize merhaba çocuklar. Bugün size Türkçe ödev vermiştim. Hep beraber kontrol edelim. İlk sorumu okuyorum. Aşağıdaki kelime gruplarını cümle olacak şekilde eylemlerle tamamlayalım. İlk cümlemizi okuyalım bakalım. Bütün çocuklar oyun oynamayı sever yazabiliriz. Seda ve Sevgi ip atlıyor yazabiliriz. Körebe oyununda Mert ebe oldu yazabiliriz. Ninem her gece bana masal anlatıyor diyebiliriz. Kahvaltıda süt içtim, içiyorum diyebiliriz. İlkbaharda ağaçlar çiçek açar ya da açtı diyebiliriz. Hafta sonları yüzme kursuna gittik, gidiyorum diyebiliriz. Saklambaç oynarken ağacın arkasına saklandım diyebiliriz çocuklar. D'deki sorumuza bakalım. Diyor ki aşağıdaki kelimelerin eylem olup olmadıklarını örnekteki gibi işaretleyelim diyor çocuklar. Şimdi eylem neydi? Fiildi değil mi? Fiilin iş, oluş ve hareket bildirmesi gerekiyordu. Kelimeye mak mekeki getirdiğinde uyum sağlıyorsa ben buna fiil diyorum. Şimdi bakalım gitti, gitmek bu bir fiil. Dayım, daymak olmayacağı için eylem değil yani fiil değil diyor. Doğuyor, doğmak bir fiil çocuklar. Kitap, bir at çocuklar fiil değil. O yüzden eylem değil diyorum. Yazacak, yazmak bir fiil çocuklar. Yani eylem diğer adıyla. Onlar eylem değil çocuklar. Aldım, almak anlamında olduğu için bir eylem fiil diyorum. Karardı, kararmak bir eylem çocuklar. Kazak bir eylem değil çocuklar. Çünkü kazak bir at. Defter de bir at çocuklar. Eylem değil. Pişiriyor, pişirmek bir eylem çocuklar. Yani diğer adıyla fiil. Irmak. Fiil değil çocuklar yani eylem değil diyoruz. Meslek bu da eylem değil çocuklar. Oynuyor, oynamak bir iş, oluş, hareket bildirmesi gerekiyor demiştik. Ve kelimenin sonuna mak mekeki geldiğinde uyum sağlıyorsa ben buna fiil diyordum. Oynuyor, oynamak da bir fiil yani diğer adıyla eylem çocuklar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Hepinizi çok öpüyorum çocuklar. Hoşça kalın.